Merhaba arkadaşlar. Geçen paylaşımımızda biliyorsunuz süt sırlarının beslenmesinde lif maddeleri ihtiyacı, bu madde ihtiyaçlarıyla ilgili konuşmuştuk. Bu programımızda da protein ihtiyaçları, yağ ihtiyaçları ile ilgili konuştuktan sonra yemlik yönetimi ile ilgili birkaç önemli hususu ve su tüketimi ile ilgili birkaç önemli hususu sizinle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz süt sırılarının beslenmesinde temel ihtiyaçlar arasında enerji var. Bunun yanında ne var? Protein ihtiyaçları var. Vitamin, mineral, bu gibi ihtiyaçlar da var ama temel besin maddeleri deyince aklımıza ne geliyor? Enerji geliyor. Aslında enerjinin geçen derste belirtmiştim. Kendisi bir besin maddesi değil ama besin madde ihtiyaçları içerisinde değerlendirilen bir konu. Ve protein ihtiyaçları geliyor. Yani önemli bir ihtiyaç. Protein ihtiyaçları. Onun üzerinde biraz duralım. Süt sırlarının protein ihtiyaçları. Tabii bunun için hazırlanmış protein ihtiyaçları bütün hayvan türleri için tabii bizim konumuz olan süt sırlar içinde ihtiyaçların protein miktarları ya da protein ihtiyaçları işte dünyada farklı ülkelerde bulunan araştırma kuruluşları tarafından yapılan çalışmalar sonucunda belirleniyor ve bunlar farklı dönemlerde bültenler halinde yayınlanıyor. Mesela bu kuruluşlardan birisi nedir? Amerika kaynaklı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan NRC ya da İngiltere'de bulunan ALC gibi daha başka kuruluşlar var gibi. Bunlar tarafından belli periyotlarda, belli dönemlerde yayınlanan bültenlerde bulabiliyorsunuz bunlar. Tabii ki ulaşımı, erişimi ücretli olmak kaydıyla internette de bulunabiliyor. İşte bu şeylerden birisi, bu tablolardan birisiyle şu anda karşı karşıyayız. Üst sıralarının besin madde ihtiyaçlarının en önemli biri olan protein ihtiyaçlarını gösteren bir tablo. Burada tabii ki süt sırılarının protein ihtiyaçları, ham protein ihtiyaçları neye göre değişiyor? Laktasyon dönemine göre değişiyor. Değişkenlik gösteriyor. Burada ona göre bir düzenleme yapılmış. Ham protein kuru maddenin yüzdesi olarak, yani rasyon kuru maddesinin yüzdesi olarak, rasyon kuru maddesinin yüzdesi olarak erken laktasyonda %17 ile 18 arasında, yani rasyon kuru maddesinin %17 ile 18'i oluşturması gerekiyor. Orta laktasyonda bu değer 16 ile 17'ye %16 ile 17'ye düşüyor. Geç laktasyona daha da düşüyor 13-15. Şu iki dönemde arkadaşlar kuru dönem. Kuru dönem biliyorsunuz iki dönemde inceleniyor. Bir doğuma uzak olan dönem, ikincisi de doğuma yakın olan dönem. Bu ne diyor? Doğuma uzak olan dönemde ne oluyor? %12 ile 13 doğuma 2 hafta kala ki dönem diye tabir ettiğimiz şu close-up denilen dönemizde ise protein ihtiyacı biraz yükseliyor. Ne oluyor? %15 ile 16'ya kadar yükseliyor. Bu ham protein ihtiyacı. Bu belirttiğimiz değerler ham protein ihtiyacı. Rumende parçalanan protein ihtiyacı ise ham proteinin yüzdesi olarak yani sağlanan, rasyonda sağlanan ham proteinin yüzdesi olarak rumende parçalanan protein ise erken laktasyonda %60 civarında, 60-65 civarında, orta laktasyonda 64-68 çok değişmiyor yani, 64-68 yine geç laktasyonda. Bu dönemin ilk döneminde 65-68, ikinci döneminde ise 60-64 civarında. Dikkat ederseniz yaklaşık 60-65 civarında bir değişim aralığı söz konusu burada. Rumende parçalanan protein, yani ham proteinin %65'ini, %60 ile %65'i arası
dönemlerine ve kuru döneme göre değişmek üzere ne oluşturuyor? Rumende parçalanan protein oluşuyor. Geri kalanında ne oluyor? Rumende parçalanmayan protein, yani korunan protein. Buna bypass protein de deniyor. Yani ben bypass protein ifadesini çok doğru bulmuyorum ama bazı kaynaklarda bypass protein ifadesi de kullanıyor. Ben korunmuş protein kullanıyorum. Korunmuş protein ya da parçalanmayan protein de ham proteinin neyini oluşturuyor? Ham proteinin %'si olarak 35-40'ını birinci erken laktasyonda yaklaşık 40 35-40. Orta laktasyon 32-36, yine geç laktasyon 32-36, 32-25 kurunun ilk dönemi, kuru dönemi ilk dönemi ve kuru da kalma süresinin ikinci dönemi de, yani doğuma 2 hafta kalan süre 36 ile 40, %66 ile 40'ını oluşturuyor ham proteinin. Neyi? Rumende parçalanmayan protein, yani rumende korunan protein kısmı. Şunla bir ek bilgi vereyim. Biliyorsunuz ama tekrar olsun, çoğunuz biliyorsunuzdur bunu. Burada görüldüğü gibi arkadaşlar, bu rakam %60'a 40. Yani rumende bulunan ham proteinin bu ortalama bir rakamdır. Yaklaşık genelde %60'ı düzeltiyorum, parçalanan protein formunda olması isteniyor. Yani öyle öngörülüyor. %40'ı da parçalanmayan protein, yani korunan protein şeklinde bir ayarlama yapılıyor. Ama bu dediğim gibi laktasyon dönemine göre değişiyor, ama ortalama 60-65 ve 30-35 bandında gerçekleşiyor bu. Bunu da söyledim. Bu neden önemli? Çünkü biz biliyorsunuz arkadaşlar, biz ruminantların beslenmesi deyince aklımda mikroorganizmalar geliyor. Yani mikroorganizmalar olmadan rumen hayatı, ruminantın yaşamını sürdürmesi mümkün olmadığını biliyorsunuz. Mikroorganizmaları da düşünmemiz gerekiyor. Sadece ineği değil, biz aynı zamanda mikroorganizmaları da besliyoruz. İşte mikroorganizmaların beslenmesi için şu rumende parçalanan proteinin yeterli düzeyde olması gerekiyor. Eğer rumende parçalanan protein yeterli olmazsa, yani bu düşük olursa ne olacaktır? Mikroorganizmalar kendi vücut proteinlerini yapmaları için gerekli olan azotu bulamayacaklar. Amonyak formundaki azotu yeterince alamayacaklar ve dolayısıyla vücut bütünlüklerini sağlayamayacaklardır. O yüzden de bu rumende parçalanan protein çoğunlukla, tabii bunu inek kendisi de kullanıyor, rumen hayvanı kendisi de kullanıyor, ama çoğunlukla mikroorganizmalar için düşünüyoruz. Parçalanmayan proteini de bir nevi hayvan için düşünüyoruz. Yani tam kesin ayrım yapmak doğru değil, ama bu şekilde de bir şey var, ayrım yapabiliyoruz. Bu önemli. Yani ikisinde dengede olması gerekiyor. Yani mikroorganizmaları düşüneceğiz, ineği de düşüneceğiz. Tabii genelde bazı böyle çok yaklaşık rakamlar verilmiş burada, ortalama rakamlar var. Onu da sizinle paylaşayım. Mesela 10, bu da pound dediği arkadaşlar, pound biliyorsunuz 0453 bir pound 0453 kilogram civarındadır. Yani yarısını alabilirsiniz bu rakamların. Yarısını yaklaşık, kolay olması bakımından öyle diyorum. Yaklaşık yarısını alabilirsiniz. Bu da ne anlama geliyor? O zaman 5 kilogram süt üretimi için ya da 5 litre süt üretimi için yaklaşık yarım litre ham protein, yarım litre diyorum, yarım kilogram ya da 500 gram protein ihtiyacı olduğunu söyleyebiliyoruz. Tabii bu değişir. Bu çok yaklaşık ortalama bir rakamdır. Tabii bir de şu var, şimdi kaba yemler tabii ki protein ihtiyacını nereden karşılayacak hayvan? Rasyonla karşılayacak. Rasyonda ne var? Kaba yemler var, kesif yemler var. Tabii çoğunlukla biliyorsunuz kaba yemler kesif yemlere göre besin maddelerince daha fakir. Kesif yemler adı üzerinde birim hacmine daha fazla besin maddesi içeren yem olarak tanımlanıyor zaten. Dolayısıyla bunlar da kaba yemlerin genel anlamda protein içerikleri genel anlamda nelere göre düşüktür? Kesif yemlere göre düşük, ama sonuçta bunlarda da bir şey var, protein içeriği var. Özellikle kaliteli kaba yemlere, mesela baklagil yemlerini düşün, protein içeriği oldukça yüksek. Yoncayı düşünün mesela, oldukça yüksek, kaba yemler içinde değerlendirecek oldukça yüksek bir kaba protein içeriğine sahiptir. Ama tabii bunların yonca kaliteli olursa, özellikle yani kaliteli yonca da bu protein içeriği oldukça tatminkar düzeydedir. Ama eğer
Öncelikle siz uzun zaman hasat etmediyseniz ne olacaktır? Protein içeriği düşecektir. Bunların detaylarına girmiyorum. Aynı zamanda siz yoncayı tamam uzun zaman hasat ettiniz ama uzun şartlarda kurutmadınız. Yani güneş altında fazla bıraktınız. Dolayısıyla da sıcaklık ısı stresine maruz kaldı. Ve dolayısıyla yani ısı bozulmasına daha doğrusu maruz kaldı. Ve bu da proteinleri ne yapıyor? Protein kalitesini düşürüyor. Ve hayvan tarafından yararlanamayacak seviyeye, şekle, forma dönüştürüyor. Bu da istenmeyen bir durum tabii. Bu neyin nasıl belirleniyor bu? Mesela yoncanın rengi eğer böyle mesela ya da diğer kavayenler için de aynısını söyleyebilirsiniz. Koyu kahverengine siyah dönmüşse ya da siyah koyu kahverengi ya da siyah dönüşen bir renk sahipse burada bir protein bozulumundan bahsetmemiz mümkündür. Kalitesiz bir protein kaynağıdır. O yüzden de biz yonca deyince ne olur? Yoncanın en önemli kalite göstergelerinden birisi nedir? Yeşil formu, yeşil rengini muhafaza etmesi, üzerinde yapraklarının bulunmasıdır. Ama yeşil rengini muhafaza etmesidir. İşte sebebi de budur. Ve mesela bu tip şeyleri verdiğinizde, yani kalitesiz, ısı bozulumuna uğramış kabayemleri verdiğinizde, mesela siz dışkıdan da bunu anlayabiliyorsunuz. Dışkıda koyu renkli oluyor ve daha kuru yapıda, daha kuru oluyor dışkı. Bu da bu tür bir bozulmanın göstergesi sayılabiliyor. Tabii rumende peki parçalanmayan protein, rumende parçalanmayan protein, demin dedik ya 60'a 40 olması gerekir dedik proteinin, korunmuş proteinin yani parçalanmayan proteinin %40 civarında olması, ham proteinin %40 civarında olması gerektiğini söyledik. Peki bu yüksek olursa ne olur? Yani %40'ın üzerine çıkarsa ne olur? Diyelim %60-70'lere yükselirse ne olur korunmuş protein içeriği rasyondaki? Bir kere süt verimi düşer. Süt verimi düşer. Kıvamı sertleşir, daha kuru bir dışkı elde edilir. Yani dışkı kuru yapıdadır ve kuru madde tüketimi de düşer. Kuru madde tüketimi de düşer bu durumda. Peki rumende parçalanan protein aşırı düzeyde verilirse yani yüksek yani 60'ın üzerine çıkarsa diyelim 70-80 civarında olursa rumende parçalanan protein içeriği ham proteinin yüzdesi olarak yine süt verimi düşer. Yani her halükarda süt verimi düşüyor. Ve şeyi yükseldiği halde biliyorsunuz laktasyon süt verimini etkileyen iki temel unsur nedir desek birincisi pik süt verimi yani 8 ile 10. havlu dolaşılan pik süt verimi bir de süt persistansı biliyorsunuz. Sütün devamlılığı hani o ve pike ulaştıktan sonra süt verimi azalmaya başlıyor. Hani biz ona ne diyoruz? Süt persistans sorunun detaylarına girmiyorum. İşte bu eğer rumende parçalanan protein oranı yüksek olursa, normalin üzerine çıkarsa tamam pik düzeyi, pik süt verim düzeyi bir miktar yükseliyor ama o persistans olumlu kötü yönde etkileniyor ve sütün devamlılığı bir nevi azalıyor ve dolayısıyla da süt verimi, toplam laktasyon verimi ne yapıyor? Düşe biliyor. Tabii süt üre nitrojeni, sütteki üre azotu yükselme gösteriyor. Yani rumende parçalanan protein içeriği artınca rasyonda parçalanan protein içeriği artması durumunda süt üre nitrojeni oranı ne yapıyor? Artış gösteriyor. Süt üre nitrojeni ile ilgili buna süt üre nitrojeni önemli bir konu arkadaşlar. Bunun için protein metabolizmasını göz önüne getirmeniz gerekiyor. Süt üre nitrojeninin artması demek işte burada görüldüğü gibi yani istenen bir durum değil. Süt üre nitrojeni normal şartlarda 8 ile 10 sütteki üre nitrojeninin düzeyi
Normal şartlarda bu farklı kaynaklarda biraz daha bu değişim aralığı değişiyor ama 8 ila 12 civarında miligram bölü desilitre arasında değişiyor süt nitrojeninin oranı. Bunun dışına çıkması durumunda yani 6 olması durumunda mesela ya da 20 olması durumunda yani bu değişim alanı dışına çıkması durumunda protein beslemesiyle ilgili rasyondaki protein düzeyi ya da parçalanmayan protein oranı arasında konusunda bir sıkıntı olduğunu anlıyorsunuz. Tek bir rakamdan. Bu yüzden süt ürün nitrojeni önemli bir gösterge. Bu artık ülkemizde de bu şey oturdu. Birçok işletmede bu süt ürün nitrojenine bakılıyor ve ona göre rasyonda gerekli düzenleme yapılıyor. Yani tek bir rakamdan siz rasyonun protein açısından yeterliliği açısından değerlendirebiliyorsunuz. Tabii bunun yanında rumende parçalanan protein aynı zamanda ne oluyor? Cıvık bir dışkı görünümü ortaya çıkarıyor. Burada da görüldüğü gibi arkadaşlar biliyorsunuz dışkı skorlaması vardır. Önemli bir konudur. Dışkı skoru ile skorlama puanlamasıyla siz rasyonun yapısı hakkında bu şekilde bilgiler alabiliyorsunuz. O ayrı bir konu. Belki dışkı skorlaması ile ilgili ayrı bir başlık açar. Onu da ayrı bir derste anlatabiliriz. Tabii bir de protein olmayan azotlu bileşikler var biliyorsunuz. Protein olmayan azotlu bileşikleri de hayvanlara biz ruminantlara tabii verebiliyoruz ve bunları biliyorsunuz üre gibi protein olmayan azotlu bileşikleri protein kaynağı olarak kullanabiliyor. Protein metabolizması yani sindirim sistemindeki mikroorganizmalar vasıtasıyla yapıyor bunu tabii. Siz üreyi veriyorsunuz. Üre gibi protein olmayan azotlu bileşikleri veriyorsunuz. Buna üre verdiğiniz gibi bu protein olmayan azotlu bileşikler aynı zamanda yemlerin bünyesinde de yani var. Onları da geldiğinde bu ne yapıyor? Rumende amonyak parçalanıyor. Amonyak mikroorganizmalar tarafından kendi vücuttan alıyor. Yani kendi vücut proteinleri yapıyorlar ve sonra gidip abu masumda ne yapıyor? Abu masumda bunlar ölüyor. Çünkü asidik ortam var orada. Ve mikrobiyal protein kaynağı olarak ne yapılıyor? Kullanılıyor. O yüzden de üreyi siz kullanabiliyorsunuz. Ama ürenin tabii kullanım şartları var. Yani sizin düzeyde kullanamıyorsunuz üreyi. O yüzden mesela burada ne yapıyor? Günlük ne demiş? Şunu ikiye bölersek 200 gram civarında bir üre kullanımına basit. Aslında bunun daha detayları var. İşte o detaylarla ilgili daha başka kaynaklarında bulabilirsiniz. Bu da sadece örnek olması bakımından söylemiş. Peki yağ ihtiyaçları, protein ihtiyaçları gibi daha başka şeyler de söylenebilir. Tabii ben burada genel bilgiler veriyorum bu kısa süre dahilinde. Yağ ihtiyaçları, tabii süt sıralarında arkadaşlar yağ ihtiyaçları deyince bir kere toplam rasyondaki toplam yağ miktarı, toplam ham yağ miktarı, yani yemlerde bulunan veya da bizim dışarıdan ekstra olarak verdiğimiz, ilave olarak, ek olarak verdiğimiz yağların toplamı %7'ye hepsi birlikte yani %7'yi geçmemesi kuru maddenin rasyon kuru maddesinin %7'sini geçmemesi gerekiyor. Çünkü %7'sini geçtiği zaman rumende bir takım sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Bizim ekstradan verdiğimiz yağ kaynakları ise yani yemlerin bünyesindeki yağlar değil de yem maddenin bünyesindeki bulunan yağlar değil onlar zaten yemler içerisinde veriliyor zaten. Bir de bizim eğer dışarıdan ekstradan verdiğimiz ne var? Yağ kaynakları var. Bunun oranı %2'yi geçmesi pek istenmiyor. Önerilmiyor. %2'yi geçmeyecek. Yani bu %7'nin içerisinde bahsettiğim şey %2'yi geçmeyecek. Dışarıdan ekstra olarak verdiğimiz şey diyoruz. Tabii bu ekstra olarak verilen dışarıdan ilave olarak verilen yağlar ne kaynaklı olur? Hayvansal kaynaklı olabiliyor. Bitkisel kaynaklı olabiliyor. Veyahut da kurumuş yağlar olabiliyor. Dediğim gibi bunlar ayrı ayrı konular. Bunların da üzerinde durmak gerekiyor ama şu anda sadece ben bu şekilde bakayım. Sadece şunu diyeyim. Bizim genelde ruminant rasyonunda hayvansal kaynaklı yağlar ilave edilmesi zordur. O yüzden de işte eritilmesi lazım. Bir takım işlemler geçirmesi lazım. O yüzden hayvansal kaynaklı yağlar pek kullanılmaz. Bitkisel yağlar kullanılır. Onların da başka sakıncaları var tabii ama bir de piyasada biraz fiyatları yüksek olmakla beraber ticarete konu olan korunmuş yağlar var. Bu korunmuş yağlarda siz şeylere katarak enerji ihtiyaçlarını karşılayabiliyorsunuz.
Bu da neden önemli? Çünkü vitamin, düzeltiyorum. Siz bitkisel yağlar katılıyor diyoruz. Ya bitkisel yağların şöyle bir sıkıntısı var. Bitkisel yağları tamam katıyoruz. Özellikle de yağ ilavesi ne zaman düşünüyor arkadaşlar? Biliyorsunuz enerji ihtiyaçlarının peak yaptığı dönem, yüksek olduğu dönem laktasyon ilk dönemi. 8 ile 10 haftalık, ilk 8 ile 10 haftalık dönem. Bu da çünkü süt verimi yükselirken yem tüketimi düşük. Bu enerji ihtiyacını karşılayamıyor. Dolayısıyla burada bir negatif enerji dengesi ortaya çıkıyor. Enerji ihtiyacı karşılanamıyor yani. Hayvan bu enerji ihtiyacını karşılamak için vücut yağlarını mobilize ediyor. Bu durumda ketosis ortaya çıkıyor mesela. Sıkıntılardan birisi de bu. İşte bu açığı kapatmak için başvuracak yollardan birisi nedir? Ya daha nemleri, daha sonraki daha nem oranını yükselteceksiniz. Bunu yaptığınızda da asidoz durumu ortaya çıkabiliyor. Onu engellemek için de işte sodyum karbonat ilave edersiniz tamponlama için. Uğraşırsınız biraz ama bitkisel yağları kattığınızda bitkisel yağlar birim hacimde yüksek oranda şey içerdikleri için enerji değeri de yüksek olduğundan dolayı kuru madde bakımından da rasyonun kuru maddesini çok fazla yükseltmediği için tercih ediliyor. Ama bunun da özellikle de bitkisel yağla kattığımızda özellikle de doymamış yağ sistemince bitkisel zengin bitkisel yağlar kattığımızda bunların da selotik bakteriler özellikle selotik bakteriler üzerinde olumsuz etkileri olduğu biliniyor. Yani zehirleyici etkisi, toksik etkileri olduğu biliniyor. O yüzden de selüloz sindirimi düşüyor. İşte bu sakıncayı ortadan kaldırmak için de korunmuş yağlar kullanılıyor. Çünkü bu durumda bu toksik etki ortaya çıkmayabiliyor, çıkmıyor. Ve bu siz hem de neyi yapmış oluyorsunuz? Hayvanın enerji ihtiyacını karşılamış oluyorsunuz. Bunlar tabii ayrıca bir başlık altında incelenmesi gereken konular. Tabii ki yağlar verilince, yani yağ daha doğrusu takviyesi yapılınca bazı hususlara dikkat etmek gerekiyor. Mesela yağlar kalsiyumu bağlıyor. Rasyondaki kalsiyumu bağlıyor. Dolayısıyla kalsiyumdan yararlanma oranı düşüyor. O yüzden de siz yağ ilavesi yapınca mecbur kalsiyum, rasyondaki kalsiyum düzeyini de yaklaşık %1 düzeyinde ne yapmanızı yükseltmeniz, artırmanız gerekiyor. Magnezyumu %0 nokta, magnezyum da aynı şekilde. ADF de aynı şekilde. ADF de yağ katılımına bağlı olarak şeyin %20 veya da daha fazla oranda artırmanız gerekiyor. Vitaminler, mineraller var tabii. Mesela tuz ihtiyacı var. Tuzların burada işte ne kadar tuza ihtiyacı olduğuyla ilgili bilgiler var. Bunları farklı kaynaklarda bulabiliyorsunuz. Ben bunun üzerinde çok durmuyorum. Mesela kalsiyum günde 150 gramdan fazla ya da rasyon kuru maddesinin %1'i düzeyinde bir kalsiyumdan verilmesi durumu söz konusu. Fosfor ihtiyaçları, magnezyum ihtiyaçları, mesela magnezyum ihtiyaçları rasyon kuru maddesinin %0,4'ü düzeyinde bir şeyden bahsediyoruz. Vitamin A, vitamin D ve vitamin E ihtiyaçları burada ne oluyor? Veya bu rakamları siz farklı kaynaklardan ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz. Tabii bir de arkadaşlar şey yönetimi var. Yemlik yönetimi denen bir olay var. Önemli bir konu. Yani siz rasyonu istediğiniz kadar doğru hazırlayın. Hani biz klasik bir şey var. Bütün derslerinde bu anlatılır muhakkak duymuşsunuzdur. Hani ne denir? Üç tip rasyon vardır. Bir, masada hazırladığınız rasyon. İki, yem karıştırıcı makinesinde karıştırdığınız rasyon. Üç, hayvanın ağzına aldığı rasyon. Burada zooteknisin başarısı nedir? Ziraat mühendisi, zooteknisi, ziraat mühendisinin başarısı nedir? Rasyon hazırlanmasıyla sorumlu olan. Bu masada hazırlanan rasyonla hayvanın aldığı rasyonu birebir mümkün olduğunca denkleştirmek. Tabii bu %100 mümkün değil. İlla ki kayıp olacaktır ama mümkün olduğunca denkleştirmek zorundasınız. Yani siz istediğiniz kadar masada en gelişmiş rasyon programlarıyla
hazırlayın şeyinizi. Mutlaka ve mutlaka kayıplar olacaktır. Hiçbir şey olmazsa yemlik yönetiminde kaynaklanan sıkıntılar olacaktır. İşte o yemlik yönetiminde ortaya çıkan problemleri en aza indirgemek gerekiyor. Mesela ne yapılması gerekiyor? Yemlikte hayvana verdiğiniz yemin, et sütünün geldiğiniz mesela kontrol ettiniz. %2 ile 5'i, bu değişir. Ortalama rakamlardır bunlar. Farklı şartlarda bu değişebilir ama %2 ile 5'inin o yani belli bir miktar yemlikte kalma, yem kalması gerekiyor. Eğer kalmazsa yani şu anlama gelmiyor. Oo ne güzel. Ben tam anlamıyla tam olarak isabetli hazırlamışım. Hayvan ihtiyaçlarında karşılamış, işte hepsini yalamış, yutmuş. Böyle bir olay yok. Çünkü hayvan hiçbir şekilde tertemizse yemlik, bunu şunu anlamalısınız ki kesinlikle de sizin hayvanın ihtiyaçları karşılanmıyor anlamına gelir. Bu mutlaka o yüzden de ilaç niyetine de olsa bir miktar yemlikte kalmış olması gerekiyor. Tabii hayvanların şeyler mesela sağmalı inekler için ya da diğer yaş gruplarındaki hayvanlar için ayrılması gereken yemlik boyutları var. Bunlar da önemli. Mesela yemlik yüksekliği, yemlik boyutu, yemliğin planlanması. Bunlar çok önemli konular arkadaşlar. Genelde ihmal ediliyor bunlar. Yani rasyon önemli olan çünkü biz benzetmek gibi olmasın ama benzetebiliriz de fark etmez. Yani bir lokantaya gittiğimizde yemekler istediği kadar lezzetli olsun, kaliteli olsun. En az onun kadar önemli olan nedir? Sunumudur. İşte burada da aynı şekilde, burada da aynı durum söz konusu. Siz rasyonu doğru, istediğiniz kadar doğru hazırlayın. Sunumunuz doğru değilse hayvan bundan yeteri şekilde faydalanamayacaktır. İşte hayvanların sosyal davranışlarını dikkate almanız gerekiyor. Çünkü burada da bir hiyerarşi söz konusu biliyorsunuz. Ve hayvanlara yeteri miktarda ne yapmanız gerekiyor? Yemlik alanı, yemlik uzunluğu bırakmanız gerekiyor. Bunlar mühendislik işte. Bunların hesaplanması gerekiyor. Bununla ilgili rakamlar veriliyor. Rasyon forma bu yemlik yönetimi bu açıdan önemli. Bunun tabii bunun da detaylar var. Bunu da dediğim gibi ayrı bir ders halinde yemlik yönetimiyle ilgili ayrı bir derste bunu da şey yapabiliriz, paylaşabiliriz. Çünkü başlı başına bir konu. O dışkı skorlaması da aynı. Bu yemlik skorlaması. Buna göre mesela yemlik skorlaması var. Yem skorlaması ya da yemlik skorlaması, yemlik puanlaması denen olay var arkadaşlar. Bunu siz puan veriyorsunuz. Bu da başarınızı, oranınızı ne yapıyor? Etkiliyor. Rasyon formülasyonu en önemli konulardan birisi tabii ki. Nasıl? Burada bazı temel bilgileri vereceğim. Size rasyon formülasyonundan tabii bahsetmeyeceğim ama bazı temel bilgileri vereceğim burada. Burada mesela rasyon formülasyonu derken herhangi bir sürünüz var. Orada sorumlu zootekni ziraat mühendisiniz ve rasyon hazırlayacaksınız. Dolayısıyla da bir referans hayvan seçmeniz gerekiyor. Bir değer yani bir ortalama belirlemeniz gerekiyor. Genelde bu konuda farklı bildirişler vardır. Farklı görüşler vardır. Burada belirtilen şey mesela diyor ki rasyonların dengelenmesinde, bir nevi formüle edilmesinde referans inek yani referans alacak alanın ölçü yani verim düzeyinde için diyebiliriz buna. Sürünün %75'lik diliminde olması gerekir diyor. Şunu şu şekilde belki daha şey açıklayabiliriz. Bunu hesaplayabilmek için ne yapmak gerekiyor? En basit yöntemlerden birisi yaşlı hayvanların hani bunların farklı yaş gruplarında hayvanlar var sürüde. Ne yapabiliyorsunuz? Yola da birisi yaşlı ineklerin ortalama süt verimini, ortalama pik süt verim ortalamasını daha doğrusu, pik süt verim ortalamasını alıyorsunuz. Bir de tüm ineklerin günlük ortalama süt verimlerini alıyorsunuz. Bunu ikiye topluyorsunuz, bu iki deri topluyorsunuz. İkiye böldüğünüzde sizin
referans alacağınız süt verimi rasyon hazırlamada kullanacağınız, rasyon formülasyonunda kullanacağınız referans değeri buluyorsunuz. Örnek burada verilmiş. Mesela tank süt verimi, ortalama tank süt verimi, yani ortalama süt verimi, sürünün ortalama süt verimi 30 kilogram olsun. Yaşlı hayvanlar için geçerli olan pil süt verimi de, ortalama pil süt verimi de 43 kilogram olsun. İkisini topluyoruz. 30 artı 43, 73, işte 75 diyelim, ortalamadan gidelim. İkiye böldüğünüzde işte 37,5, 38 kilogram sizin süt veriminiz ortaya çıkıyor. Ortalama süt veriminiz, yani referans alacağınız süt verimi ortaya çıkıyor. Ve hesabınızı da ortaya bu şekilde, bunun üzerinden yapıyorsunuz. Bu bir yol. Daha başka şekilde de yapabilirsiniz. Tabii. İki grup varsa, yani iki grup varsa, her bir grubun ortalama süt veriminin ortalama süt veriminin %20'sini aşacak şekilde üzerinde değer alıyorsunuz ve rasyonu ona göre dengeliyorsunuz. Mesela bu tip uygulamalar ne yapabiliyor? Yapılabiliyor. Su tüketimi var. En önemli konulardan birisi, ama genelde ihmal edilen bir konu. Çünkü su tüketimi önemli. Çünkü hayvan su tüketimi mesela en başta neyi etkiler? Hayvanın yem tüketimini etkiler. Hayvanın yeterli düzeyde su tüketmezse, yeterli miktarda su ve kalitede su sağlanmasa hayvanın yem tüketimi düşer. Yem tüketimi düşünce süt verimi düşer. O yüzden de biz su tüketimini de doğru bir şekilde hesaplamamız gerekiyor. Genel anlamda şöyle bir şey denir. Tüketilen her bir kilogram kuru madde başına yaklaşık 3-5 kilogram, bunu poundları biz eşitlerse, gerçeği olarak da kilogramı düşünürsek ne olur? 3-5 kilogram, 1 kilogram için 3-5 kilogram ne var? Su ya da bazı ya da 2-4 kilogram denir. Ya da litre olarak da düşünebilirsiniz. Suyun hesaplanması gerekiyor ve buna göre de siz hesabını yapabiliyorsunuz. Bu da basit bir hesaplanmış. Onu daha tekrarlamıyorum. Buradan hesabınızı yapıp su ihtiyacını ne yapıyorsunuz? Karşılamaya çalışıyorsunuz. Tabii rasyonun kontrolü var. Rasyon kontrolü, yani check edilmesi bir nevi. Onunla ilgili de konuşabilir, ama bütün rasyonlar en az şu kategori, şu burada bu kategoride bulunan yemlerin yani en az bir tane, yani şu yemlerden, daha doğrusu şu kategoride bulunan yemlerden en az bir tanesini içermesi gerekiyor. Yani bir tane, şunu demek istiyor, bir tane kaba yem, bir tane yem, bir protein katkı maddesi. Mesela protein katkısı deyince ne oluyor? Küspeler aklımıza geliyor. Biliyorsunuz, mineral ve tuz. Bunların her birinin mesela bir tane kaba yem olması lazım en az. Yani bir yonca kuru ot olur bu. Ne olur? Mısır silajı olur. Daha başka kaba yem kaynakları var. Tane yemler ne olur? Çünkü tane yemlerde ne gelecektir? Enerji gelecektir. Kaba yem ne açıdan önemlidir? Süt sığırlarının rasyonlarında, süt sığırlarının beslemesinde ne açıdan önemlidir? Bir, besin madde ihtiyaçlarını karşılar. Ama ondan önemlisi, sindirim sistemini çalıştırır. Bu olmazsa olmaz. Biliyorsunuz, kaba yemler olmaksızın herhangi bir şekilde rasyonu hazırlamak, süt sırları rasyonu, bu besi sırları içine geçelim tabii, koyunlar içine geçelim, tüm ürünler içine geçelim, mümkün değil. O yüzden de mutlaka ve mutlaka kabayan bulunması gerekiyor. Kaliteli olursa daha iyi tabii. Yani şimdi kabayan var, kabayan. Saman da mesela bir kaliteli şey, düzeltiyorum, kabayan, ama kaliteli bir kabayan değil diyorsun. Çünkü protein oranı oldukça düşük. Hele toz saman, toz saman. Bir şekilde bu kabayemden beklentilerimizi karşılayamaz. Çünkü kabayemden beklediğimiz farklı bir şey. Dediğim gibi hem besin madde ihtiyaçlarını karşılarken hem de sindirim sistemini çalıştırır. Siz toz saman verdiniz, tamam. Bunun selüloz içeriği yüksektir, protein içeriği düşüktür. Ama hiçbir şekilde o sizin kabayemlerden beklediğimiz sindirim sistemini çalıştırıcı etkisi ortaya çıkmaz. Ondan dolayı mesela partikül büyüklüğü yeterince, o partikül büyüklüğüne, yeteri büyüklükte partikül büyüklüğüne sahip olan kabayemleri kullanmanız gerekiyor. Partikül büyüklüğü deyince o da ayrı bir konu, ayrı bir başlık altında
incelenmesi gereken bir konu. Onun da ayrıca ele alınması gerekiyor. Bu süt verimine, sütteki yağ düzeyine etkileyen bir konu veriyorsunuz. Daha ne emler? Daha ne emler veriyoruz? Çünkü daha ne emler de enerji ihtiyacının karşılanmasında önemli. Mutlaka enerji ihtiyaçlarını da karşılamamız gerekiyor. Bu da daha ne emlerle mümkün oluyor. Tabii yağlar da kullanıyor ama biraz önce yağlarla ilgili konuştuk. Yani daha ne yem olmadan olmaz. Mutlaka daha ne yeminde bulunması gerekiyor. Mısır, arpa, buğday hangisiyse artık. Protein katkıları deyince aklımıza geliyor küsbe. Bu da protein de bunlardan sağlanıyor. Küsbe olmaksızın da protein ihtiyaçlarını karşılamanız çok mümkün olmuyor. Mutlaka küsbeyi de kullanmanız gerekiyor. Mineraller zaten biliyorsunuz. Tuzu da zaten biliyorsunuz. Bunların her birinin mutlaka rasyonda bulunması gerekiyor. Yani tek bir kabayemle bunu yapamazsınız, tek bir taneyle bunu yapamazsınız, tek bir küspeyle bunu yapamazsınız. Mutlaka hepsini birlikte bulmanız gerekiyor. Biz buna zaten ne diyoruz? Rasyon diyoruz. Evet, bugün anlatacağım konularda bu kadar arkadaşlar. Genel anlamda bilgi vermeye çalıştım. İnşallah faydalı olmuştur. Bundan sonraki derslerimizde yine bu diğer ayrıntılara gireriz. Dediğim gibi mesela bir hafta dışkı skolaması ile ilgili konuşabiliriz. Partikül büyüklüğü ile ilgili konuşabiliriz. Yemlik skolaması ile ilgili konuşabiliriz. Ve bu şekilde derslerimize devam edeceğiz. Evet. Hepinize iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.